Sevgili dostlar, merhaba sizlere. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Bugün çok böyle enteresan bir konu var. Sizlerle paylaşmayı bayağıdır düşünüyordum. Nasip bugüneymiş. Kardeşlerimizin birçoğu böyle nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, musallatlardan bize böyle serzenişte bulunan çok insanlar. Allah muhafaza. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. İşte böyle musallatlar olduğunu veya bu durumlardan şüphelendiğini... İşte bir takım sesler, çıtırtılar, pıtırtılar. Duruyoruz diyor hocam. Hiçbir şey yok mesela diyor. Akşam tek başına oturuyorsun. Her yer mesela sessiz bak böyle. Şöyle bir ses geliyor bak. Allah ne oldu? Şefik zıpladı. Bir çıtırtı geliyor. Kapının orada biri varmış gibi. Kapı gıcır diyor. He? Mutfağın ışığını söndürdüm geldim diyor. Mesela oturdum bir baktım mutfağın ışığı yanıyor. Allah Allah. Kim var orada? Hani demeye başlıyorsun. Esasen hani öbür hocam üçlüler mi geldi? Üç harfler falan diye korkuyorsun ya. Ya bunlar aslında sen çağırıyorsun yani. Bunlar neye gelirler? Niye gelirler? Mesela cinlerin en sevdiği yemek nedir? Birçoğu bunu yapıyor. İhmal ediyorsun. Anlatacağım şimdi size. Hadis-i şeriflerle anlatacağım. Bu varlıklar da arkadaşlar bunların bir iyi huyluları var, kötü huyluları var. Bunlar kardeşler insanlar gibi yer içer. İnsanlar gibi yer, içer, evlenirler. Yine bunlar da aynen insanlar gibi cinsi ilişki kurabilmekteler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah bunların yiyecekleri nelerdir diye sordular. O da dedi ki elinize geçen üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik olabildiği kadar bol etli olan sizindir. Üzerine Allah'ın ismi. Yani keserken Bismillahirrahmanirrahim dedi kesti kurbanı. Kemik, et olabildiği kadar bunlar sizindir diyor. Her deve ve at mayası da hayvanlarınızın yemidir. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın bu iki şeyle yani kemik ve kuru hayvan mayısı abdest bozduktan sonra istinca etmeyin. Çünkü onlar cinni olan din kardeşinizin yiyecekleridir diye sahabe efendilerimizi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarmışlar. Sahih-i Müslim falan hadisi şerif yani. Sahih. Ama burada bakın şimdi üzerine besmele çekilmiş kemik sözü farklı bir şekilde, farklı boyutta anlaşılsa da alimlerimiz, hocalarımız üzerine besmele çekilen kemiğin mümin cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kafir cinlilerin yiyeceği olduğunu ifade etmişler ve bu hususta da bir ittifak var kardeşler. Tezek, hayvanların tersinin cinlerin azığı değil, hayvanların azığı olduğu hususu Sahih-i Müslim'de açıkça ifade edilmiş. Yine ilgili rivayette mesela cinlerle görüştüğü gecede cinlerin azığı konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın adının anıldığı tas tamam oldukça etli kemiklerden elinize geçenler sizin azığınızdır. Hayvanların tersi yani tezek de sizin hayvanlarınızın yemidir diye buyurdu. Ardından da bu ikisiyle istinca etmeyin yani taharet almayın. Çünkü bunlar kardeşlerinizin, cinlerin yiyeceğidir dedi. Şimdi bakınız bu hadisi şeriften biz anlıyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son cümlesi bunlar kardeşlerinizin yiyeceğidir mealindeki ifadesinde yer alan yiyecek sözcüğü genel olarak kullanılmış ve bu varlıklar için, üç harfler için kemik, onların hayvanları için de tezek olduğu kastedilmiştir. Bir de Tirmizi'nin Sünen'inde meal olarak ne tezek ne de kemikle istinca etme, yani taharet almayın. Çünkü bu cin kardeşlerinizin yiyeceğidir diye bir ifade vardır. Bazı alimler de o hadisin orijinali innehu diye geçiyor. Oradaki hu zamirini yani muhakkak ki bu derken bu zamire işaret ediyor. Bunun
sadece izam kelimesine ait olduğu tezekraus demektir. Detaylı bilgi de kısaca geçeyim. Tezek kelimesi için bir şey denmemesi onun cinler için değil hayvanları için olduğuna işaret ettiği de ifade ediliyor. Arkadaşlar bu hadislerden biz ne anlıyoruz? Bu hadisi şeriflerde zikredilen kemik cinlerin azığı, tezek ise cinlere ait hayvanların yemidir diye anlıyoruz. Toparlayacak olursak ez cümle arkadaşlar tezek. Kurumuş ise de ondan taharet olmaz. Artık günümüzde zaten bunu yapan yoktu. Çok az belki taşrada, kırsalda falan. Dikkat etmemiz lazım. Kemik. Tenha yerlere falan böyle gece gündüz atmayın çöpleri, kemikleri. Adam ise tavuk alıyor kızarmış piliç. Güzel yiyor afiyet olsun. Sarıyor lavaşı abicim. Oh. Yanında da bir şey. Ne onun adı? Şalgam. Ağzım sulandı yani. Yiyor abi tavuğu. Karnım aç değil ama. Tavuğu yiyor. Kemiklerini sallıyor dışarı. Allah Allah. Dur ne yaptın ya? Karpuz marpuz kabukları atıyor dışarı yani. Olmaz. Geceliğin bak eskilerin şeyleri boş değil. Birçok şeyleri. Ha bazıları evet hurafe olduğu belli. Geceliğin sakız çiğnenmez. Gece aynaya bakılmaz. Bu neye dayanıyor? Neye bakmak lazım onlara da. Ama geceliğin çöp atılmaz. Neden? Çöpe attığın yerler hep zaten tenha yerler. Temiz bir yere çöp atmazsın. Pis bir yere çöp atarsın. O pis yerlerde, tenha yerlerde de bu varlıklar bulunurlar. Anladın mı? O atma yani geceliğinde. Üstü açık, kapağı açık, kapları bırakmayın. İçinde yemek olan kapağı açık, kapları bırakmayın arkadaşlar. Çok önemli bir madde daha söyleyeyim. Hani konu cinlerin yemeği ama onu anlattım size. Hani bu varlıkların musallat olmasının sebepleri... kişinin kendi eksikleri, noksanları, hata ve yanlışları olması hasebiyle kardeşe bunu paylaşma gereği duydum. Lütfen dikkat. Banyo ve lavabo yani WC hususu. Banyoda ve tuvalette affedersiniz. Gereğinden fazla kalmak da bunları arkadaşlar bakın çeker. Bunları çeker. Neden? Adam banyoya bir giriyor abi. Duşta. Duşunu aldı. Örnek veriyorum. Abdestini aldı. Temizleniyor mesela. İşte kişisel bakımını yapıyor. Onu yaptı. Daha hala oynuyor yani orada. Anladın mı? Bak hani bir havama jacuzziye falan girersin. İşte fokur fokur fokur. İşte sırtına mırtına iyi geliyor. Öyle bir şeyler var onların. Veya kaplıcaya gittin. İşte sıcak suyun içinde, şifa suyun içinde yatıyorsun. Ondan bahsetmiyorum ben. Duşta ya. Duşunu aldın, temizlendin, bitti, çık da mübarek yani. Tuvalet. Adam şimdi gidiyor, klozetler falan şimdi çok gelişti ya. Çok affedersiniz, oturuyor klozet abi. Tuvalete giderken telefonu tabii hiç bırakmıyor elinden. Telefonu alıyor, oturuyor tuvalete. Var mı böyle yapan aramızda? Sakın, sakın. Abi gidiyor telefonla, oyun oynuyor, internete takılıyor. Takmış kulaklıklarında kablosuz. Açtı Bluetooth'tan bağladı. Kapıya biri vuruyor, onu duymuyor. Şarkı dinliyor orada, müzik dinliyor, oyun oynuyor falan. Sakın bak bunları yapanlar varsa tuvalette, banyoda haddinden fazla durmayın arkadaşlar. Durmayın. Neden? Bu varlıkların yeri de bu. Tam abdestini yaptın, ihtiyacını gördün. Çık da ne bekliyorsun yani? Yani illa askeri bir sistem mi o, askeri nizam mı olsun yani? Bunu da yapmayın. Bizim kursta falan da öyleydi mesela Kur'an kursu. Duş 10 dakika. 10 dakika. Duşun al çık. 11 yok. Evet. Askerlikte, kurslarda, yatılık alanlar falan bilirler bunları. Allah Teala bizleri nefsin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların insi ve cinni varlıkların şerlerinden muhafaza eylesin. Allah yar yardımcınız olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.